bugünkü iktidardan mutlaka kurtulmak zorundayız. Başka şansımız yok. Yani AKP, MHP, Cumhur İttifakı'ndan kurtulabilmek adına arkadaşlar ısrarla bunu ifade etmeye çalışıyoruz. Bu iktidardan kurtulmak adına stratejik atılması gereken adım, sonuç alabilecek hangi doğru hamle varsa Avrupa Liberal Hareketi bunu ivedilikle yapacak. Yapmak seçimlere dair de, seçimlerde nasıl bir stratejik yol, yöntem izleyeceğimize dair de bugün burada bir karar almamız gerekecek. Bunu da tartışacağız. Ama alacağımız karar bugünkü cevabın iktidara karşı ciddi bir tutum belgesi, bir duruş belgesi, ciddi bir hamle olarak alınmalı ve değerlendirilmeli. O nedenle de sevgili arkadaşlar, İki şeyi unutmamak lazım. Birbirinden ayrılmamız lazım. Çok zamanınızı almayacağım. Özellikle ben de kurum başkanlarımızı sabırsızlıkla dinlemek istiyorum. İki şeyi birbirinden ayrılmamız lazım. Türkiye'de verilen demokratik mücadeleyle Avrupa'da Alevilerin verdiği mücadeleyi birbirine karıştırmamak lazım. Bakın, Türkiye'de Alevilerin hakları gasp ediliyor. Katliamlarla karşı karşıya kalıyorlar. Aleviler ciddi asimilasyon politikalarıyla muhatap oluyorlar. Ciddi kaygılarımız, endişelerimiz var. Ama Avrupa'da da bir kaygımız var. Ne biliyor musunuz? Avrupa'daki en büyük kaygımız da elde etmiş olduğumuz bu kazanımları, bu değeri, Avrupa Birlikleri Konfederasyonu ve ülke federasyonlarımızın elde ettikleri başarının altını nasıl dolduracağız? Bir de böyle bir kaygımız var. Türkiye'ye dönük Türkiye'yi sadece kurtarmaya yönelik bir bakış açısıyla biz burayı kaybedebiliriz. Burada ciddi sorunlarımız var. Belki bunları konuşmuyoruz. Zamanımız, koşulumuz, içinde bulunduğumuz durum ya da her ülke kendinin yaptığı çalışmalarla işte hiçbir sorun yokmuş gibi birbirimize anlatıyoruz ama ciddi sorun var. Gençlik sorunu var, kadın sorunu var. Elde ettiğimiz kazanımların içini doldurma konusunda sorunlarımız, sıkıntılarımız var. Avrupa güçlü olur, ayakta kalırsa Türkiye'ye bir faydası olur. O yüzden bu mevziyi korumak için evet Türkiye'yi yalnız bırakmayacağız. Canlarımızı, dostlarımızı, demokratik mücadelesi verilmesi konusunda yapılan her türlü eylemin, çalışmanın, faaliyetin, etkinliğin içinde olacağız. Ama Avrupa'da elde etmiş olduklarımız değerleri de asla göz ardı etmeden sadece yönlü, cemalini Türkiye'ye dönmüş bir Avrupa'yla bir Alevi hareket olamaz. Bakın Avrupa Birliği'nde bir sürü iş oluyor. Raportörler Türkiye ile ilgili raporlar yazıyorlar. Biz bunun neresindeyiz? Mesela bunun gibi çalışmalara yoğunlaştırmamız lazım. Biz Türkiye'de ilgili demokrasi mücadelesiniz, Avrupa'da sesiyiz, kulağıyız, vicdanıyız. O anlamda buradaki kazanımlarımıza, buradaki örgütlülüğümüzün daha güçlü temeller atılarak yarından aktarması gibi bir sorumluluğumuzun, görevimizin olduğu bilinciyle hareket etmek durumundayız. O yüzden Türkiye'deki kaygılarımız aynen Avrupa'da da mevcut. Yani bir taraftan haksızlıklara uğradığımız bir Türkiye, bir taraftan haklarımızı elde etmiş olduğumuz ama içini dolduramadığımız, kaygı duyduğumuz bir Avrupa. Bu gerçeklikten yola çıkarak Avrupa Birlikleri Konfederasyonu bu vizyonu federasyonların önüne koymak zorunda. Önümüzdeki süreçte bu perspektifi federasyonlarımızın önüne koymak zorunda. Başka türlüsü yani bu kurumların ciddi sıkıntılar yaşamasına neden olur ki bu da bizim açımızdan sonuçta derece kötü olur. Son olarak şunu söyleyeyim arkadaşlar. Avrupa Birlikleri Konfederasyonu ve birleşenleriyle bugüne kadar vermiş olduğu mücadelesiyle ortaya koyduğu tutum, davranış, eylemleriyle düştüğünü fazlasıyla kanıtlamış, çok önemli mesafeleri katletmiş, Dünya Ligi hareketi içerisinde şu anda son 2 yıl sonra Avrupa'daki hareketimiz yani 2024 35 yılı tamamlamış olacak. Yani 35 yıl önce doğan çocuklar bugün işte dediğim gibi 35 yaşına gidecekler 2 yıl sonra. Artık dediğim gibi bu hareket önümüzdeki süreçte bugüne kadar verdiği mücadeleden geri adım atmadan Türkiye ve Avrupa arasındaki çizgiyi de iyi koruyarak, dengeyi iyi tutarak yoluna devam etmelidir. Ve ben inanıyorum, bugünkü genel kurulumda özellikle de hem Türkiye'de biliyorsunuz yeni bir karar tasarısı çıktı.
önümüzdeki günlerde başkanlarımızla orada görüşmeler olacak. Bugün burada arkadaşlarımız Türkiye ile ilgili daha fazla bilgi vereceklerdir. Bizi aydınlatacaklardır. Ama şunu da bir kez daha söyleyeyim. Ben arkadaşlarımla, Türkiye'de mücadele veren arkadaşlarımızla bu son dönemlerde yakınlaşmamız ve birbirimizi daha yakından tanımamız bu Türkiye'deki arkadaşlarımızın ne zor şartlarda mücadele ettiğini gösterdi. Bunu öğrendim. Bu anlamda da son sözüm şu olsun. Biz Avrupa Birliği Hareketi olarak hem Türkiye'deki kurumlarımızın hem kurumlarımızın yöneticileri ve başkanlarının her zaman yanında ve arkasında olacağız. Her zaman destekçileri olacağız. Türkiye'de demokrasi mücadelesi veren Alevi kurumları ve diğer bütün demokrasi güçleriyle birlikte olacağız, birlikte hareket edeceğiz ve hep birlikte olacağız. Ve bu duygularla ben bir kez daha kurum başkanlarımızı ve bugün buraya gelerek siz delegelerimizin, federasyonlarımızın sunduğu katkılar dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Ve dediğim gibi konfederasyonumuz önümüzdeki süreçte daha büyük mücadeleleri ortaya koyarak onunla devam edecektir. Bir kez daha genel kurulumuz özellikle Avrupa Ligi hareketine, genelde Dünya Ligi hareketine hayırlı olsun. Ve buradan çıkacak sonuçlarla daha güçlü olacağız, daha bir olacağız, daha bir olacağız ve herkese umut olacağız, olsa da korku kalacağız. Bu duygularla bir kez daha hepinize saygılarımı, düşmanlıklar, korku kalacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılarımı.